Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere üretimhanemden bahsedeceğim. Üretimhanemdeki akvaryumlarımda hangi tür balıklar var, akvaryumlarımın boyutu ne, kaç yıldır bu işi yapıyorum. Biraz tanışma videosu gibi olacak. Üretimhanemden bahsedeceğim. O halde sözü fazla uzatmayın, videomuza geçelim. Sizlere ilk akvaryumumdan bahsedeceğim. Buradaki akvaryumum üçlü set. Hatta en üstteki akvaryumu da sayarsak dörtlü set. Burada 4 tane 1 metrelik akvaryumum var. Bu 1 metrelik akvaryumlarımın en üstteki akvaryumunu ben dinlendirme akvaryumu olarak kullanıyorum. Yani su dinlendirme akvaryumu olarak kullanıyorum. Bu katta gördüğünüz buradaki akvaryumda diğer akvaryumlarımın değiştireceğim sularını burada dinlendiriyorum. Yaklaşık bir hafta. Daha sonra buradaki akvaryumlarımın suyunu değiştiriyorum. Böylece balıklarımız zarar görmüyor. Şoka girmiyor. Hem sıcaklık hemen hemen aynı oluyor. Hem de daha kaliteli bir su olmuş oluyor dinlenince. Biraz bakteri kültürü gelişiyor içerisinde. Bu ilk yukarıdaki akvaryumumuzda albino full red balıklarımız var. Burada bir tane büyük bir damızlığımız var. Diğerleri damızlık altı. Yavrular, yavru ve damızlık altı var. İçinde vatozumuz var. Burada bir tane düz vatoz yavrusu görünüyor. Şu arkada bir tane L144 vatozum var. Hipofiltrenin arkasına saklanmış. Şu anda görünmüyor. Burası bitkili bir akvaryum. Gün ışığı kullanıyorum şu anda bu akvaryumda. Aydınlatması çok iyi değil. 300 watt ısıtıcı var. Hipofiltre var. Bu şekilde ilk akvaryumum. Alttaki ikinci akvaryumumda vatoz üretiyorum. Burada gene 2 tane pipo filtrem var. Ortadan akvaryumu camla böldüm. Buradan balıklar kaçmasın diye buraya biyolojik sünger kestim, koydum. Ön tarafına ve arka tarafına. Burada vatoz yavrularım var. Damızlık vatozlarım var. 2 dişi bir erkek. Onların yavruları var bolca. Gördüğünüz gibi burada vatozlarımı üretiyorum. Burada sarı prenses yavrularım var. Bunların boyutu yaklaşık olarak 1 santim ve 3 santim arası balıklar var bunun içinde. Bu ikinci akvaryumda bu şekilde 2 bölmeden oluşuyor. Bir tarafta sarı prenses, diğer tarafta da vatoz üretiyorum. Buraya farklı bir lepses türü almayı düşünüyorum. Burada lepses de üreteceğim. Bu yan tarafına 2 dişi bir erkek vatoz atacağım. Bu sarı prensesleri buradan alacağım. Burada da vatoz üretmeyi düşünüyorum. Yani bu akvaryumda sadece vatoz üretmeyi düşünüyorum. Hatta üstteki full red akvaryumunu da 2'ye bölüp orada da vatoz üretmeyi düşünüyorum. Yaklaşık 4 çift vatoz üreteceğim. O 2 akvaryumda. En alttaki akvaryumda gene sarı prenses yavrularım var. Burada 150'ye yakın 3 santim ve 5 santim arası sarı prenseslerim var. Renklerini görüyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar canlı ve güzel renklere sahip olduklarını. Burada damızlıklı olan balıklarım var. Konuşamadım. Yani bu gördüğünüz sarı prenseslerin annesi ve babası. Burada gördüğünüz şu anda bayağı korktular ışığı kapattığım için. Burada gene bir tane vatozum var. Erkek vatoz küpün içine giriyor. Bu akvaryumun buradaki setim üçlü setti. Normalde bir tane bu alttaki setim, buradaki setim birincisi, buradaki setim ikincisi, bir tane de üstte setim vardı. Yani bu setin bir tane daha 1,5 akvaryum vardı. Onun alt camı kırıldı. Onu inşallah tamir ettikten sonra tekrar onu da aktif edeceğim. Bu üst tarafta Tropeus duboisi balıklarımız var. Bunlar da yaklaşık olarak 4 yıldır bende bu damızlık balıklar. İçerisinde yavrular da var. Gördüğünüz gibi şöyle damızlık altı olanlar var. Şurada görmüş olduğunuz şu balık, şunlar tam damızlık. Küçük benekli olanlar, bunların yavruları. Bunlar büyüdükten sonra birazcık böyle yarı benekli, yarı çizgili hale geliyor. En son olarak da burada gördüğünüz gibi tam damızlık hale ulaşıyorlar. Bunları ben koloniyi çoğaltmak adına böyle hepsini iç içe kattım. İçinden bayağı bir balık var şu anda burada, 40 taneye yakın. Damızlıklarım hariç 30 tane falan bir yavru var. Damızlık altı, yavru karışık. 10 dişi 2 erkek damızlığım var benim, sürekli yavru aldım. Burada gene vatoz balıklarımız var. Bütün akvaryumlarımda vatoz balığı var arkadaşlar, çünkü vatoz balığı olan akvaryumda gerçekten yosun olmuyor. %90'a kadar yosunu engelliyor vatoz balıkları. Burada 2 tane 80 santimlik yandan samplı akvaryumum var. Şöyle samp sistemini de göstereyim. Bu arada bu şurada gördüğünüz 1,5 metrelik akvaryumlarım da alttaki yandan samplı, üsttekine portatif samp vardı. Sampı kullanmadım. Onun yerine bir tane ne diyorlardı buna? Dış motor, dış filtre taktım bir tane. Burada yandan şöyle sampı göstereyim nasıl çalıştığını. Bu arada sampa bir tane ciklet kaçmış, sarı prenses. Su buradan geliyor arkadaşlar. Bu üstten geçiyor. Buradan süzülüp böyle su aşağı gidiyor arkadaşlar. Buradan diğer tarafa geçiyor. Buradan da motor çekiyor bunu. Buradan çektiği suyu tekrardan içeri temizleyip buraya geçiriyor. Cikletimizi de videodan sonra ben oradan kurtaracağım. Orada ölmez çünkü orada da su var. Orada da oksijenli su var. Şimdilik bir şey olmaz bu balığımıza. Buranın içindeki dekorları ben kaldırdım. Çünkü bir nitrat patlaması olmuştu. Su bayağı bir bulanıktı. Şimdi duruldu suyumuz. Bayağı bir kendine geldi. Tekrardan dekorları koyacağım. Burada gene vatozumuz var bir çift. Küpü almadım içinden. Cikletler rahatsız etmesin, küpün içine kaçsınlar diye. Altta gene 80 santimlik bir tane daha yandan samplı akvaryumumuz var. Burada türünü tam olarak bilmediğim lepistesler var içinde. Buraya da ufak tefek bitkiler attım. Bayağı bir yavru var içinde şu anda, siz görmeseniz de küçük olan yavrular var. Bunun türünü bilmiyorum. Ya arkadaştan balık almıştım ben, vatoz. Onlarla beraber içinde 4 tane böyle kıl kadar küçük yavru geldi. Onları büyüttüm, damızlık hale getirdim. 3 erkek bir dişi çıktı ve onlardan böyle üretmeyi başardım. Şimdilik de üretiyorum, bakalım ne çıkacak, bu balıklar nasıl balıklar olacak, erkekleri nasıl olacak. Çoğalınca merak ediyorum. Bir tane burada tam dişimiz var, o da gördüğünüz üzere hamile. Bir doğum daha yapacak sanırım. Şu anda 2 tane 80 santimlik akvaryumum, 3 tane 1 metrelik akvaryumum, 2 tane de 1,5 metrelik akvaryumum var. Burada bu akvaryumlarımın içi, bir tanesi kırıldı. Alt camı biraz önce de dediğim gibi, onu da tamir ettirince 3 tane 1,5 metrelik, 2 tane 80 santim, 4 tane de 1 metrelik akvaryumum var. Bunun en üstünü su dinlendirme akvaryumu olarak kullanıyorum. Akvaryumlarımın detaylı videosunu daha sonra sizlerle paylaşacağım. Şimdilik bu kadar. Hepinize iyi günler dilerim. Görüşmek üzere.